Arkadaşlar selamlar. 2023 sınav sürecimizde AYT'de mesela isyanlarla ilgili bir soru gelebilir mi? Hemen bir analiz yapalım. Türk tarihinde başlayalım eskilerden Osmanlı'ya kadar hatta Türkiye Cumhuriyeti dönemine kadar ki isyanlara böyle bir kabaca bakalım. Şimdi arkadaşlar bakın Kürşat isyanı deyince aklımıza ne, ne gelmeli? Kürşat ee, ne zaman isyan etmiş? Şimdi birinci Göktürkler Çin esaretine giriyor arkadaşlar. 630'lu yıllarda. Çinliler e, Türkleri esaret altına alınca Kürşat'ta 40 tane çerisiyle askeriyle birlikte Çin'e karşı ayaklanıyor. Ancak maalesef bu isyan başarısız oluyor. Sonuca ulaşmıyor. Türkleri bağımsızlığına yani oksızlığına kavuşturamıyor. Tamam mı? Bastırılmış bir isyan. Ama yine de tarihe nasıl geçti? Bu isyan Türklerin İlk milli istiklalle ayaklanması yani bağımsızlık ayaklanması olarak geçti başarısız oldu. Peki Türkler için esaretinden kurtaran kim olacak? Kutluk Kağan olacak. Arkadaşlar ne yapacak bu Kutluk Kağan? Çin'den kurtaracak Türkleri ve 2. Göktürk Devleti'ni kuracak. O yüzden biz 2. Göktürk Devleti'ne ne diyoruz zaten? Kutluk Devleti diyoruz. Çünkü Kutluk Kağan tarafından kuruldu. Kavurt isyanına bakarsak belki duymamışsınızdır. Büyük Selçuklu devleti döneminde çıkan bir isyan ve Sultan Alparslan'ın kardeşi bu adam. Yani nedir? Hanedan mensubudur. Şimdi Büyük Selçuklu biliyorsunuz 1040 Dandanakan Savaşı ile kuruluyor ya. Nerede kuruluyor? İran topraklarında. İşte 1048 yılında da Hanedan mensubu olan Kavurt Kirman Selçuklularının öncüsü oluyor. Yani o bölgenin hükümdarı oluyor. Ben de diyorum ki bu süreçte ne yapıyor? Hem Alparslan döneminde isyan ediyor ki bastırılıyor. Hatta Alparslan affediyor kavurdu. Daha sonrasında Melikşah tahta çıkıyor ve Melikşah döneminde de isyan ediyor. Bu sefer öldürülüyor. Demek ki Kavurt isyanı Selçuklu hanedanından birisi bir isyancı ve Büyük Selçuklu Devleti döneminde yaşanmış bir isyan. Babayiler isyanı da Anadolu Selçuklu Devleti dönemine denk geliyor. Hatta Anadolu topraklarımızda Anadolu Selçuklu döneminde ilk dini ve sosyal nitelikli isyan özelliği gösteriyor ve bunu birçoğunuz karıştırıyorsunuz. Eğer Anadolu Selçuklu'da ilk dini ve sosyal nitelikli isyanı sorarsam Babaailer ya da Baba İshak isyanı diyorsun ki bu isyandan dolayı Moğollar 2-3 yıl sonra Köse Dağ Savaşı ile gelip Anadolu'yu ne yaptılar? istila ettiler. Çünkü bu isyan bizi o dönem zorlamış. Moğollar da bunu fırsat olarak değerlendirmiş ve Anadolu'yu istila etmiş Moğollar. Arkadaşlar bakın bu Anadolu Selçuklu'daki ilk dini ve sosyal nitelikli isyan ama Şeyh Bedrettin Osmanlı Devleti'ndeki ilk dini ve sosyal nitelikli isyan bunun ayrımına varın. Ne zaman çıkıyor Şeyh Bedrettin isyanı? 1. Mehmet dönemi yani Çelebi Mehmet döneminde buna da dikkat. Şahkulu isyanı ikinci Bayezid dönemine damga vuran bir isyan. Peki bu isyanı kim çıkartıyor? Safavi Devleti, Osmanlı'yı bayağı zorlamış bir isyan. Biliyorsunuz Safaviler Şii bir devlet, Osmanlı Sünni bir devlet. İki Müslüman ama mezhep farklılığı olan devletler. Dolayısıyla birbirlerini istemiyorlar. Safaviler bu isyanı destekliyor ve Osmanlı'yı zorluyor. Bozoklu Celal isyanı dersem, Yavuz Sultan Selim dönemine damga vurmuş bir isyan. Bozoklu Celal, ekonomik ve sosyal tabanlı sosyal nitelikli bir isyan çıkartmış. Bu isyan tabii ki bastırılmış çünkü Yavuz Sultan Selim döneminde devlet otoritesi bayağı güçlüydü. Daha sonrasında arkadaşlar bakın duraklama döneminde de Tabil Ahmet, Gürcü Nebi, Can Bolatoğlu, Kara Yazıcı, Deli Hasan gibi bazı isyancılar yine ekonomik ve sosyal sorunlardan dolayı Taşra'da isyan ediyorlar. Bu isyanlara da Celali isyanları deniyor. İşte neden Celali? Çünkü ortaya çıkış noktalarına bakıldığı zaman Bozoklu Celalinkine benziyor. O yüzden Celali yakıştırmasını ne yapıyor? Duraklama dönemindeki Taşra'da çıkan bu isyanlara e, ismini veriyor. Arkadaşlar Canberdi Gazali Vezir Ahmet Paşa bunlar da Osmanlı'da siyasi nitelikli isyanlar. Kanuni döneminde Canberdi Gazali Şam valisiymiş. Vezir Ahmet Paşa da Mısır valiliği yapıyor. O süreçte eski Memlük devletini canlandırmak, o bölgelere hakim olmak amacıyla isyan ediyorlar, bastırılıyor. Baba Zünun ve Kalenderoğlu Kanuni döneminde dini nitelikli isyanlardır. Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Tepedelenli Ali Paşa, Vehhabi isyanı. Bunlar da 2. Mahmud dönemine damga vuran isyanlar. Arkadaşlar, Vehhabi isyanı 1818'de Hicaz bölgesinde, kutsal topraklarda çıkıyor. Arabistan bölgesi öyle düşünün ve bu isyanı o dönem Kavalalı Mehmet Ali Paşa bastırıyor. Hatta İslam dünyasında Kavalalı Mehmet Ali Paşa büyük bir saygınlık kazanıyor, karizması artıyor. O süreçte bakın Tepe Ali Paşa isyanı. Bu da Yunanistan topraklarında Yanya bölgesinin valisi ve Rumlarla işbirliği yapıyor. Tam da Mora isyanı döneminde yani Rumların Osmanlı'ya isyan ettiği dönemde bu isyan çıkıyor ve bu isyancılar e, işbirliği yapıyor Tepe Delenli Ali Paşa'yla. Dolayısıyla Osmanlı'nın Mora isyanı sürecinde Osmanlı'yı çok zorlayan bir isyan olmuş. Gene dönemin padişahı kim tabii ki? 2. Mahmut. Kavalalı Mehmet Ali Paşa ise 2. Mahmut'un en sıkıntı yaratan isyancısı aslında. Kavalalı Mehmet Ali Paşa Mısır valisiyken 2. Mahmut'a isyan ediyor. Hatta savaşlarda bir takım savaşlarda 2. Mahmut'u yenmeyi başarıyor. Ve o süreçte Kavalalı olayı 2. Mahmut'un otoritesini darmadağın ediyor. Hatta bu süreçte Avrupalılara gidiyordu. 2. Mahmut görüşmek istiyordu. Sonra gidiyordu Rusya'yla anlaşma yapıyordu. Kavalalı sorununu çözebilmek için 2. Mahmut ne yaptı biliyor musunuz? Balta Limanı Ticaret Anlaşması imzaladı İngiltere ile. Hatta ne yaptı? Hünkar iskelesi anlaşmasını imzalayıp Rusya'yı yanına çekmeye çalıştı ki Rusya'ya boğazlardan geçiş hakkı verdi. Dolayısıyla Kavalalı isyan 2. Mahmut'un kabusu oldu. Hemen bakalım 31 Mart isyanı. Bu da arkadaşlar 1909 yılında çıkan bir isyan. E, 1908'de ne olmuştu? İkinci meşrutiyet ilan edilmişti. İkinci meşrutiyetin ilanına tepki olarak Çıkan bir gerici isyandır. Neden gerici? Çünkü eski sistemi istiyor. Monarşiyi istiyor. Yani padişahın yanında meclis ve anayasal düzenini istemiyor. Dolayısıyla 31 Mart isyanı dönemin padişahı 2. Abdülhamit'in saltanat döneminde çıkıyor. Meşrutiyet yönetimine karşı olduğu için Osmanlı tarihinde rejime yönelik ilk isyan 31 Mart isyanı oluyor. Bu isyanı da Selanik'ten gelen hareket ordusu ne yapıyor? Bastırıyor. Hatta Mustafa Kemal tarih sahnesine burada çıkmış oluyor. Bu isyanı bastırarak aslında Mustafa Kemal ve hareket ordusunun komutanı Mahmut Şevket Paşa ne yapmış oluyor? rejimi korumuş oluyor. Yeni rejim korunmuş oluyor. Şeyh Said isyanı da arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin rejimine yönelik ilk isyandır. Bakın 31 Mart isyanı Osmanlı'nın rejimine yönelik ilk isyan. Şeyh Said isyanı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin rejimine yönelik ilk isyan. Bu isyanı İngiltere destekliyor ve bu isyanın sürecinde Musul meselesi görüşülüyordu. İngiltere Musul meselesinde elini güçlendirmek istedi ve Şeyh Said'i Doğu Anadolu'da kullandı. Ancak bu isyan o dönem Takriri Sükun Kanunu'nun çıkarılmasıyla, istiklal mahkemelerinin kurulmasıyla bir şekilde bastırıldı. Arkadaşlar önemli noktalar var burada soru getirilebilir mi getirebilir göz atmanızda fayda var. İyi analiz edin videoyu. Özellikle e, Bozoklu Celal daha önce sınav sorusu olmuş, Şahkulu ÖSYM'nin sınav sorularında yer almış. Bu süreçte Baba ayılar ve Köse Dağ Savaşı süreci bizim sınavlarımıza konu olmuş. Canberdi Gazali Vezir Ahmet Paşa ÖSYM'nin sorularında görüldü. E, bu duraklama dönemi isyancıları ABT sorusu olmuştu. Yani baktığımız zaman 31 Mart isyanı zaten çok önemli. Kavalalı Mehmet Ali Paşa yine önemli. Dolayısıyla boş bir video değil. Zaman harcayabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla analiz yapabilirsiniz. E, bu sene gelir gelmez bilmiyorum ama normalde gelebilitesi yüksek bilgiler diyelim. E, o zaman ne diyelim? Stressiz bir şekilde çalışmaya devam edin. Sınavımıza az bir zaman kaldı farkındayım. Bu konuda sizinle böyle şey oldu. Uyumlu oldu. İsyanlar. Güzel olacak her şey. Umutlu olun. Kendinize güvenin. Güzel bir süreci birlikte atlatacağız ve kazanacaksınız. Ben inanıyorum. Elinizden gelenin fazlasını yapın. Haydi bakalım görüşürüz. Diğer videomuzda bir deneme atayım size ilk fırsatta.